Herkese merhaba. Bugün bisikletlerde basitçe yokuş performansı nasıl artırılır bunu göreceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikli olarak bazı temel ayarların gözden geçirilmesi gerekir. Bunlar lastik basıncı, 2 fren ayarı. İyi ve performanslı bir yol sürüşü için bisikletlerinizin lastiklerinde doğru hava basıncı olmalıdır. Kontrol etmek için elinizle şu şekilde lastiğe bir basınç uygulayabilirsiniz. Eğer kolaylıkla içeri göçüyorsa bisikletinizde az hava vardır diyebiliriz. Bisikletlerinize kaç PSI hava basacağınızı lastik üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Mesela bu bisiklette 45 ila 70 PSI lastik basıncı gerekiyor. Benzinliğe giderek ya da manometreli bir basınç pompası yardımıyla lastiklerinize hava basıncı basabilirsiniz. Evet, V fren, hidrolik veya mekanik disk fren sistemi kullanabilirsiniz. Sürüş esnasında bisikletinizin disklere yahut V fren ise janta sürtmediğini, lastiğinizin kolay ve rahat bir şekilde döndüğünden emin olmalısınız. Evet, bisiklet aslında basit bir makina ve bu makine üzerinde bazı donanımsal değişikliklere giderek yokuş performansını arttırmamız mümkün. Kısaca bahsedebilirsek, aslına bakarsanız ön dişli ve arka dişli, başka bir tabirle ayna kol ve ruble. Ayna kol ve ruble dişli sayılarını değiştirerek yokuş performansını arttırmamız mümkün. Haydi gelin şimdi kısaca bunları inceleyelim. Bisiklet eşimle beraber bizim aldığımız bir bisikletti. Bende iki tane var. Eşimle beraber yokuş performansından hiç memnun kalmadık ve daha önce de bahsettiğim üzere arka rublesini değiştirdik. Şimdi bu ruble nedir? Kısaca elimde bir tane eski ruble var. Bu bisikletten söktüğüm ruble var. Şimdi bakın 7 tane dişli var. Yani 7 vitesli bir ruble. En büyük dişlisi 28 tane dişe sahip. En küçük dişlisi ise 14 tane dişliye sahip. Bunları saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 28 tane diş eder. Bunu saydığınız zaman da 14 tane diş var, diş eder. Şimdi bu rubleyi değiştirerek siz yokuş performansını arttırabilirsiniz. Evet, elimde bu bisikletin eski rublesini tutuyorum. Eski ruble 14-28 idi. Şu an yeni rublesi 14-34 mega range olarak tabir edilen rublelerden. Yani en büyük dişli 28'den 34'e yükselmiş oldu. En büyük dişliyi siz ne kadar yükseltirseniz yokuş performansınız da o kadar artmış olacak. Yine bir bilgi, eğer daha hızlı gitmek istiyorsanız o halde de en küçük dişliyi, yani 14 olan dişliyi küçültmeniz gerekiyor. Peki arka rubleye dokunmadan bisikletin yokuş performansı arttırılabilir mi? Arttırılabilir. Bunun bir diğer yolu da ayna kol değişimidir. Fakat ayna kol değişimi ruble değişimine oranla daha maliyetli olacağından pek tercih edilmez. Mesela bu ayna kolu isterseniz siz üçlü ayna kol ile değiştirebilirsiniz. O zaman tabii bir de vites kolu ve değiştirici de almanız gerekecek. O zaman bisikletiniz 21 vites olur ama yüksek bir maliyet ödemek zorunda kalırsınız. Yahut tekli ayna kol değişimine gidebilirsiniz. Yani mesela bu 48'lik bir ayna kol, bunu siz 42'lik bir ayna kol ile değiştirirseniz eğer yine yokuş performansınız artmış olur. Fakat burada unutulmaması gereken şey, ayna kol ve ruble değişimlerinde özellikle eğer ayna kol değiştiriliyorsa eğer son hız değişebilir. Yani 48'lik bir ayna kola siz 42'lik bir ayna kol takarsanız eğer bu sefer bisikletiniz beklediğiniz kadar hızlı gitmeyebilir. Ruble değişimini ben neden ruble değişimini öneriyorum? Hem ruble değişimi ucuz hem de gördüğünüz üzere mesela 14-28 yani
14 en küçük dişli. Ben 14-34'e değiştirdim. Yani en küçük dişliler sabit kaldı. En küçük dişlilerin sabit kalması demek bisikletimizin hızında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz demek. Dostlar, bu videoda kısaca yokuş performansınızı nasıl arttırabileceğiniz konusunda bilgiler vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.